Gençler merhabalar. Ne Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 7. haftamızdayız. Kamp programında. SML kampında. Matematik kampında. 7. haftadayız arkadaşlar. 7. haftada işleyeceğimiz konular çarpanlara ayırma, üssü sayılar ve köklü sayılar. Peki geride bıraktığımız haftada hangi konuları işlemiştik? Denklem eşitsizlikler yani basit eşitsizlikler mat birin eşitsizliklerinden bahsediyoruz ve mutlak değer arkadaşlar. Bu iki konu Gerçekten güzel oldu, gerçekten güzel hazırlandı ee, ve gerçekten bileğimizin hakkıyla bu konuların altından kalktık ve sevgili gençler yeni konularımız herkesin başa bela konularından bir tanesi ee, çarpanlara ayırma ve üstlü ve köklü sayılar ikisi birbirinden ayrılmaz İkili sevgili gençler onları da bu hafta bitireceğiz Perşembe günü ben sana PDF'lerini şu anda yayınladım şu an PDF'lerin yayında İstediğin zaman indirip çıktısını alabilirsin ve ee, yine geçen haftanın ödevlerini tamamladıysan bu videoları izleyebilirsin. Geçen haftanın ödevleri neydi? Denklem ve basit eşitsizlikler ve mutlak değer konularının sevgili gençler. Hem matematiğin ilacı adlı soru bankasından hem de kendi düzeyinde kendi belirlediğin soru bankasından bunların çözümleriydi. Ee, bu konuların çözümleriydi. Testlerinin çözümleriydi sevgili gençler. Umarım tamamlamışsındır. Umarım kamp güzel gidiyordur. Senden şimdi ricam bu programı net bir şekilde takip eden hakkıyla takip eden arkadaşlarım lütfen yorum kısmına arkadaşlar bir belirtin ben buradayım ben devam ediyorum takip ediyorum sizi dikkatle takip ediyorum ve verdiğiniz ödevleri yapıyorum diyen arkadaşlar lütfen yorum kısmına belirtsinler sayımız kaç bunu bir bilelim. Evet sevgili gençler çarpan arayıma üstü köklü sayılar dedik pdf'lerini gördünüz pdf'ler orta karar uzunlukta ee, ama detaylı yani çarpanlar olsun üstü sayılar olsun köklü sayılar olsun detaylı ve son kısımlarında pdf'lerin son kısmında sevgili gençler sizlere ben yine yeni nesil ve biraz daha zor sorulardan yine sorular koydum. bunlar Bunları yine videolarımız ve pdf'lerimiz barındırıyor sevgili gençler. Ee, yine perşembe günü yeni ödevim verilecek lütfen çarşamba gününe kadar geçen haftanın ödevlerini ve onlar önceki haftalarda eğer eksiğin varsa... Bu eksikleri de tamamlayarak lütfen rica ediyorum senden bu eksiklikleri de tamamlayarak bu haftaya hazır bir şekilde gel. Çarpanlar ayırma dedik, üstü sayılar dedik, köklü sayılar dedik bu hafta işleyeceğimiz konular. Peki ondan sonraki haftalarda ne yapacağız hocam? Biraz daha hızlanacağız, biraz daha gaza basacağız ve aralara serpiştireceğiz. Ne serpiştireceğiz hocam? Canlı yayınlar serp serpiştireceğiz. Önce bu canlı yayınları biraz deneme şekliyle yani canlı yayın denemesi şeklinde bir deneyelim. Böyle bir 10-15 dakika seninle bir muhabbet edelim. Daha sonraki yayınlarımızda hani 10-15 dakikalık videoyu motivasyon videosu olarak değerlendirebilirsiniz. Ondan sonraki e, sevgili gençler videolarda yani canlı yayınlarda sizlere soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Vaktimin bir kısmını yine sizler için haftada bir veya iki haftada bir şeklinde bunları ayıracağım. Canlı yayınları yapmadan önce sizlere bunun tarihini açıklarım, saatini açıklarım. Okuldaki öğrenciler, okula giden öğrenciler veya online dersi olan öğrenciler. İçinde ee, içinde ben şunu düşündüm bir anket yapayım sevgili gençler. Canlı yayınları hangi gün saat kaçta e, kaçta kaç arasında yapayım diye iki tane üç tane anket yaparım. Hangi gün olduğuna önce karar veririz. Daha sonrasında hangi saatte başlayacağımıza karar veririz. Ee, ve buna göre canlı yayınlarda ne yapmamız gerektiğine de hani sizlere sorabilirim ama kafamdaki şey şu. Bütün sorulardan kolay, orta, zor şeklinde sorular çözmek canlı yayınlarda sevgili gençler bunları yapmak istiyorum. Umarım e, katılım bol olur. Sayımız çok olur ve biz de şevkle, gururla ve böyle hani dimdik bir şekilde umarım canlı yayınlarda sizlere böyle boy gösterisi yapar gibi çatır 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 sorular çözeriz. Tabii ki ben burada çatır çatır soru çözerken benim bir işime gelmiyor ama senin inanılmaz derecede işine yarayacak canlı yayınlar olacak bunlar. Peki hocam canlı yayınlarda hangi konulardan soru çözeceğinizi sorar soracak olursan da şöyle söyleyebilirim. Şimdiye kadar hangi konuya geldiysek mesela ben bu canlı yayını e, perşembe gününden sonra diğer perşembe gününe kadar yapacaksam eğer şimdiye kadar işlediğimiz konulardan çözeceğim tabii ki. Ama mutlaka lütfen ee, sen yeter ki ödevlerini yap, ödevlerini yaptıktan sonra tüm bunlar işine yarayacak çünkü üstüne basa basa söylüyorum sürekli ödev 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 diye üstüne sürekli basa basa söylüyorum umarım aklından e, çıkmıyordur aklına yer ediyordur bu ödev muhabbeti ödevin neden önemli olduğunu bir iki ay sonra net bir şekilde daha iyi anlayacaksın. Evet tüm duyurularımı yaptım arkadaşlar umarım senin için de bir moral motivasyon oluyordur umarım. Bu kamp programını 7. haftaya giriyoruz. Bu kamp programını daha sıkı, sıkı bir şekilde 31 Aralık'a kadar devam ettireceksin. 31 Aralık'a kadar takip etmeye devam edeceksin. 31 Aralık'ta ne oluyor? 31 Aralık'ta tüm konularımız bitiyor ve sevgili gençler, hem Mat 1'i hem de Mat 2'yi adam akıllı bir şekilde sen kafanda noktalamış oluyorsun diyelim ve videoyu noktalayalım. Gençler bir isteğiniz arzunuz olursa her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Mutlaka okuyorum onları. Anında okumasam da mutlaka yorum okuma saatleri yapıyorum kendime ve o yorumları okuyorum sevgili gençler. Genelde dinlenirken yapıyorum bunu. Lütfen yorum kısmına isteklerinizi, dileklerinizi, aklınıza gelenleri yazın ki ben de bunları değerlendireyim sevgili gençler. Olur ya bir hatamız olur onu düzeltiriz. Olur ya bir eksiğimiz olur fikir verirsin ya da olur benim düşünemediğim daha güzel bir şey düşünürsün. Bunları da yorum kısmına yazarsan değerlendiririz. Hep beraber yine sizin için daha güzel bir şekilde çalışmaya devam ederiz sevgili gençler. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.